Kendinize iyi bakın. Güzel çek bence. Hepsini. Neden? Merhaba Eylem Plan takipçileri. Küçük bir güncelleme ile sizinle buluşmak istedim. Bir önümüzdeki 1,5-2 ay neler olacak kanalda? Biraz onu konuşalım istedim. Öncelikle yine belli başlı serilere devam edeceğiz. İşte 5 neden de bir uzay neden önemli. Bunları biraz konuşmak istiyorum. Sinemada doğru koltuk seçimi nasıl yapılmalı? Bunu çok konuşmak istiyorum. Bol tartışmalı bir video konusu olacak. Bu ve bunun gibi birkaç konumuz olacak. Ama esas 2 tane projeden bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki 1,5 ayın büyük kısmını kaplayacak diye düşünüyorum. Birincisi bireysel olarak benim için çok önemli. O da 3 yıl aradan sonra ilk defa bir yarışa kaydoldum. Bir 10K koşacağım. Çok uzun bir mesafe değil ama önemli bir mesafe benim için. Çünkü en son bir 10K'da keyif için koşarken sakatlanmıştım ve 3 yıldır doğru düzgün artık bir koşu, bir antrenman düzeni elde edemiyorum. 27 Mart'ta gerçekleşecek olan İstanbul Yarım Maratonu'na tekrar 10K'da hazırlanacağım. En son bu koşuyu 52 dakikada koşmuştum. Tabii o dönem full time'dım ama ona rağmen haftada 4 gün antrenman yapıp ayda 100 kilometre koşuyordum. Şu anda galiba işte en son 15 kilometre falan koştum geçtiğimiz bir ayda. Dolayısıyla biraz zor bir süreç olacak. Bir de 84-85 kiloydum o dönem. Şu anda 90 artı diyelim, detayına girmiyorum. O hazırlık sürecinin belli aşamalarını, nasıl hazırlandığımı ve yine umuyorum ki bir saatin altında bu yarışı nasıl bitireceğimi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bir saatin altı derken 59 dakikayı kastediyorum. 52 şu an için bu kadar kısa sürede biraz zor. Bu yarım maraton hazırlık sürecinde Eylem Plan dönüyor videosunda da gördüğünüz Ahmet'i de ara sıra göreceğiz. Birlikte antrenmanlarımız olacak. Uyandın mı Ateş Reis? O da yanlış hatırlamıyorsam 21K koşacak. Onunla da arada bir görüşüyor olacağız. İkinci beni heyecanlandıran projede 17-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye Demleme Şampiyonası. Bu şampiyona için Kerner Coffee'den Ahmet, Mustafa ve Gökhan'la birlikte onların bu yarışmaya hazırlık süreçleri, kahvelerini nasıl seçiyorlar, nasıl bu kahveye dial in dediğimiz detaylarına iniyorlar ve maksimumu çıkarıyorlar, işte jüriye nasıl hazırlanıyorlar, sunum nasıl belirleyecekler, neden bu yöntemi, öyle böyle bütün her şeylerini, tüm maceralarını, kahve yolculuklarını, her şeyi konuşacağımız bence çok keyifli bir seri olacak. Kahve olaylarına yeni giren, demlemeler nasıl olduğunu merak edenler için de harika bir seri olacak diye düşünüyorum. Ben de heyecanlıyım, onlar da çok heyecanlı. Bakalım nasıl bir seri çıkacak, ben de tüm detayları bilmiyorum. Ama bu da çok güzel bir proje olacak gibi duruyor şimdiden. Özellikle bu iki proje seri şeklinde olacakları için beni heyecanlandırıyor. Daha %100 planlamalarını çıkarmadık ama çıkar çıkmaz video sizlerle paylaşıyor olacağız. Böylece kanalın spor ve kahve tarafında da ne gibi projeler bizi bekliyor, onları hep birlikte görüyor olacağız. Sizin bu konularla ilgili sorunuz, şuna odaklansam süper olur, bu nedir, bu nasıl olacak gibi sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı da unutmayın. Çok yakında bu serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.